Merhaba sevgili izleyenler. Depremin üzerinden tam bir yıl geçti ve biz de Hatay Defne'deyiz. Aslında bu bir yılda nelerin yapılıp nelerin yapılmadığını tahmin etmek çok da zor değil. Çünkü hepsi ekranlarınıza yansıyor. Boş binalar, yıkılmış evler, molozlar hala ortada duruyor. Hasar almış binaların için herhangi bir çalışma yapılmamış. Onlar olduğu gibi duruyor. Aslında bütün bu gördüğümüz boşluk buradaki yaşamların ne kadar boş ve yalnız bırakıldığını belki de biraz bizlere gösteriliyor. Özellikle depremin hemen sonrasında deprem bölgesine hiç gelmemiş benim gibi kişiler için burada bir yıl sonra hala bu kadar boşluğu görmek, bu kadar acıya tanık olmak gerçekten bir yıl geçmesine rağmen ilk günkü kadar taze olduğunu, acıların ve yaraların hiç sarılmadığını da bizlere açıkça ve en çıplak haliyle kendisini gösteriyor. Burada yapılabilecekler elbette çoktu ama bunların neler olabileceği veya yapıldıysa da az veya çok kimlerin yaptığını tabii ki burada yaşayanlardan öğreneceğiz. Burada yaşananları, kimlerin dayanışma gösterdiğini, kurulmuş olan kooperatifleri, yapılan çalışmaları ekranlarınıza depremin bu birinci yılında getirmeye çalışacağız. Gerçekten buradaki manzara şu anda sanki depremin üzerinden bir yıl değil de bir ay geçmiş. Yıkılan binalar kısmen toparlanmış. Diğer hasarlı binalar da bomboş, bırakılmış, terk edilmiş bir şehir havasında ekranlarınıza getirmeye çalışacağız buradaki ayrıntıları. Deprem üzerinden bir yıl geçti. Hatay Defne'deyiz. Bir yıl önce burada yaşam nasıldı depremin öncesinde ve şimdi nasıl diyeyim? Yani çok değişti tabii ki. Şu an yeni düzene uyum sağlamaya çalışıyoruz ama çok zor. Çok fazla bir şey ilerlemedi açıkçası. Çok yavaş ilerliyor düzelme süreci. Benim bir eğitimi kurumum vardı. İşte onu kapatmak zorunda kaldım çünkü belirsizlikler hala devam ediyor. Yani insanlar göç etti biliyorsunuz. Devam eder mi, etmez mi, çark döner mi? Bir sürü belirsizlik. Binalarda hasar var. Dolayısıyla o hasarların tespit edilmesi, düzeltilmesi, o süreç kötü. Böyle bir şeyi konteynerde yapmak da sıkıntı. Yani tamamen hayat tökezledi, durdu, yavaşladı. Çok tuhaf bir süreç yaşıyoruz yani. Ne üzerineydi sizin eğitim biriminiz? Yani ilkokul, ortaokul düzeyinde bir kurs merkezimiz vardı. Depremde yıkıldı mı orası? Yani az hasarlı ama belli bir düzenleme gerekiyor milli eğitimin süreci sürdürebilmemize izin vermesi için. İşte mülk sahibiyle arada başka şeyler çıktı. Hani prosedürler çok sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla nasıl sıkıntılar yaşanıyor mesela? Yani güçlendirme gerekiyor. Herkes birbirine atıyor olayı. Değişik değişik şeyler yaşanıyor yani. Dolayısıyla bir düzen yok. O şekilde. Peki sizin kendi özel yaşamınız nasıldı? Önceden bir kurs merkeziniz vardı, şimdi o bu boyuta geldi. Kendi yaşamınız, bir kadın olmak nasıldı deprem bölgesinde? Depremden sonra birkaç ay ben yoktum zaten. Başka şehre gitmek zorunda kaldık. Çocuğum küçük, onun eğitimiyle alakalı ara vermemesi açısından. Döndükten sonra şu an çok zorlanıyoruz. Düzen tutturmaya çalışıyoruz. Yani zor. Çocuklar nerede eğitim görüyor şu anda? Bizim mahallede bir okul var. İlköğretim okulu milli eğitime bağlı. Oraya gidiyor işte. Yani. Başka bir okula nakli oldu mu geçen sene tekrar o göç sürecinde? Hayır, ben gittiğim şehirde sürdürdü ikinci dönemini. Burada da şu anda başka bir okulda. Sizin eviniz hasar aldı mı? Evet, önce ağır hasarlı dendi. O süreç de çok kötü zaten. Yani ilk önce sanırım herkese ağır hasarlı dediler. Ben şehir dışındaydım, apar topar geldim eşyalardan ne kurtarabilirsem telaşıyla. Ya yani maliyetler de çok yüksekti o dönemler. Taşınma maliyetleri, sıkıntılı havalar, soğuk. Bir kısmını taşıyabildik, bir kısmını taşıyamadık. Ondan sonra biz analiz yaptırmaya karar verdik bizim apartman komşularımızla beraber. Çok şükür az hasarlı çıktı. Yani tamamen belirsizlikler içinde yaşadık aylarca. Az hasarlı çıktı. Zemin de çok sağlanmış, her türlü etüt yapıldı. Şu anda güçlendirmeye gittik. Az hasarlı olduğu için de devletten hiçbir destek alamadık. Yani çok tuhaf belirsizlik devam ediyordu. Şu an yeni yeni işte düzene oturmaya başladı. Kendi çabamızla evimizi
düzelttirmeye çalışıyoruz. Şu an konteynerdayız şu an. Yani şu an güçlendirme dolayısıyla evi kullanamıyoruz. Konteynerdeki yaşamı bize birazcık anlatabilir misiniz? Yani sıkıntı. Elektrik kesiliyor bazen, üşüyoruz. Yani aslında anlatacak çok fazla şey yok. Zaten her şey ortada. Siz de gördünüz ortamı, insanları. Yani zor koşullarda yaşamaya çalışıyor insanlar. Peki bu evle ilgili geri dönüş süreciyle ilgili bir zaman veriyorlar mı? Yoksa o da hep ifade ettiğiniz gibi belirsiz mi? Yani şöyle, bir ay önce karbon fiber bitti. Biter bitmez beton armaya başlayacaklardı ama bir aydır o süreç devam ediyor. Burada işçi sıkıntısı da çok fazla. Çok fazla talep var. İnsanlar söz veriyor işçi olarak geleceklerine, gelmiyorlar. Yani işler yürümüyor bir türlü. Yani bir ay önce başlanacak işe henüz başlanmadı. 3 ay içinde teslim edeceğiz diyorlar. Umarım ederler. Ederler aslında, bilmiyorum, bakalım. Yani süreci beraber göreceğiz zaten. Siz ilk deprem olduktan hemen sonra mı şehir dışına geçtiniz? 5. gün geçtim çünkü burada koşullar çok çok kötüydü. Bir bahçede 7-8 aile bir çadırda kalmaya çalışıyorduk. Ya, hava çok soğuktu. Biliyorsunuz o süreç zaten yeterince yayınlandı aslında. Oğlum var İstanbul'da, onun yanına gittim. Oğlumla beraber. Eşim bir süre gitti, ondan sonra geldi, uzun bir süre burada gönüllü olarak çok zor koşullarda çalışmaya başladı. Sağlıkçı kendisi. Elinden geldiğince destek olmaya çalıştı buranın insanına, bize. Bu kadar. Peki bir yıl içerisinde tüm bu yaşananlarla beraber en çok dayanışmayı kimlerden gördünüz? Yani bu süreçte az da olsa yanınızda olanlar kimlerdi? Tabii ki STK'lar. Yani başka bir yardım göremedik. Hala da aynı şekilde devam ediyor anladığım kadarıyla. Çok duyum aldık. O ilk dönemlerde işte dışarıdan bireysel olarak gelen yardımlardan belli bir alanda engel olunduğu, geçirilmediği, kendi adı altında şehre sokulmak istendiği çok fazla konuşuldu ama ne kadar doğru onu da bilmiyorum açıkçası. Peki sizce çok büyük bir felaket, çok büyük bir acı. Ne yapılsaydı süreç daha iyi ilerlerdi ve bugün kendinizi daha güvende hissederdiniz diyeyim son olarak? Yani STK'larla beraber başka kurumlarda asıl ilgilenmesi gereken insanlar keşke daha farklı ilgilenseydi, daha farklı yaklaşsaydı. Yani evet, kendimizi gerçekten çok yalnız hissettik. STK'lar olmasaydı daha da yalnız hissederdik, sağ olsunlar. Rihan Kooperatifi'nin konteynerlarının önündeyiz şu anda. Nursen Hanım'la beraberiz. Rihan ismini nereden alıyor? Nasıl başladı kooperatif çalışmalarınız? Bize biraz anlatırsanız seviniriz. Rihan Kadın Kooperatifi depremden hemen sonra kuruldu aslında. 2-3 ay sonrasında, hemen sonrasında demeyelim de. Depremden etkilenen kadınlarımıza biraz daha böyle motivasyon amaçlı, etkilendikleri durumdan, yaşadıkları faciadan daha rahat, daha kolay çıkabilmeleri açısından bir şeyler düşünmek üzerine aslında oluştu ve ortaya çıktı. Bir araya geldik burada ve birbirimize sorduğumuzda bize nelerin iyi geleceğini aslında düşünerek böyle bir fikir ortaya çıktı. Baktık ki üretirsek iyi olacağımızı hissettik. Zaten depremden etkilenen çok fazla kadın vardı. Çadırda yaşamını sürdürmeye çalışan, evleri yıkılan, ekonomik anlamda çok zorluğa düşen birçok insanımız, birçok kadınımız vardı. Dolayısıyla böyle bir çalışmayı düşündük ve oluşturmaya çalıştık aslında. Kadın kooperatifi olarak özellikle kurulmanızın sebebi kadınların buradaki yaşadıkları, biraz bize bunları anlatabilir misiniz? Kadınların ihtiyaçları, neler yaşandı bir yılda? Evet, yani birçok şey yaşandı. Dediğim gibi evlerini kaybettiler, yaşam alanlarını kaybettiler. Çadır yaşamında yaşam sürmeye çalışıyorlar, çadır ortamında. Birçok zorlukla karşı karşıyalar. Ekonomik anlamda da, diğer psikolojik anlamda da çok zor zamanlarla karşı karşıyalar. Yani... Siz bu kooperatifle peki bütün bu zorluklara karşılık neler planlıyorsunuz? Şu ana kadar nasıl çalışmalar yaptınız? Bundan sonra neler var planlamalarınızda?
Yani şu ana kadar kooperatifi kurmaya çalıştık aslında, kurduk da. Ürettik kadınlarla beraber. Buranın yöresel olarak çok ünlü birkaç ürününden işte samandağ biberi reçeli, domates salçası, yeşil zeytini, nar ekşisi gibi birçok böyle yöresel ürününü hep beraber kadınlarımızla birlikte ürettik. Satışımız da oldu. Yani aslında yoktan var etmeye çalıştığımız bir kooperatif. Bunu da kadınlarımıza hiçbir şekilde yük atfetmeden, yani onlara yük olmadan kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sıfırdan başlayıp sıfırdan devam etmeye çalıştığımız için biraz zorlu geçiyor aslında. Yani hükümet yetkilileri kurulduktan sonra şu an bir ticaret odasına bağlı olarak bütün kooperatiflerin toplandığı bir grupta yer alıyoruz şu anda. Şu an için onlardan herhangi bir destek almadık ama sivil toplum kuruluşlarından, işte bazı kurumlardan sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Daha bağımsız kuruluşlar. Aynen, bağımsız kuruluşlardan. mesela bu iki konteynerizi bize bir konteyneri bize bir siyasi parti sağ olsun bağışladı. Yine bir satış noktamız var hemen şurada mahallenin orta yerinde. Satış noktası olarak kuracağımız bir yer. Bunda mahallenin kendisi, varlıklı, biraz böyle ekonomik anlamda üst düzeyde olan bir mahallelimiz bağışladı. Ve sivil toplum kuruluşlar. İsim vermek istemiyorum şimdi. Proje yazdık. Birkaç yerden projemiz sağ olsunlar kabul edildi. Onlardan destek aldık, evet. Yani aslında kendi gücünüzle ve dayanışmayla. Aynen öyle, kendi gücümüzle ve dayanışmayla. Siz de burada etkilendiniz tabii ki, siz de deprem bölgesinde yaşıyorsunuz. Bu ihtiyaçları siz nasıl hissettiniz, nasıl yaşadınız, nasıl gözlemlediniz? Sizin yaşamınızdaki değişimler, ihtiyaçlar ve bunların kooperatif çalışmalarına yansıması nasıl oldu? Deprem oldu ve nasıl desem, bir anda elinizdeki her şeyi kaybediyorsunuz. Evinizi kaybediyorsunuz. Tüm olanaklarınızı kaybediyorsunuz. Eviniz, eşyanız, her şeyiniz gidiyor ve ben belki en şanslılarıydım. Benim öyle bir sorunum olmadı ama kadın arkadaşlarımın birçoğunda böyle sıkıntılar var. Hepsinde hatta. Kooperatifte, kooperatif çatısı altında toplanan bütün kadın arkadaşlarım şu an konteyner ya da çadırlarda yaşıyorlar ve çok zor koşullarda yaşıyorlar. Yani nasıl mesela koşullar, biraz anlatabilir misiniz? Yani dediğim gibi çadır yaşamında ne kadar kolay olursa, yani su ya da temizlik koşulları çok zor şeyler yani. Peki bütün bu koşulların ağırlığı hep kadınların üzerinde mi genelde, o temizlik hali, ev içi emek? Kesinlikle öyle. Tamamen kadınların sırtına binmiş durumda ve ev içi emek, hatta evin dışında da emek eden kadınlarımız, hem dışarıda hem içeride çalışan kadınlarımız çok var aralarında. Düşünün, gün boyu ekmek yapıp satan kadın arkadaşlarımız akşam gelip çadır yaşamını organize etmeye çalışıyorlar. Bir diğer kadın arkadaşımız okullarda, yani kısa süreli, kısa dönem alınan bu işler var şu anda. Oralarda gün boyu çalışıp sonra gelip evdeki işlerini, yemeğini, çamaşırını çok ağır şartlar altında idame ettirmeye çalışan arkadaşlarımız var. Bütün bunları göz önünde tutarak, aslında görerek bütün böyle bir karara vardık. Yani hem ekonomik açıdan kadın arkadaşlarımızı biraz daha böyle refaha erdirmek, yani 3-5 ne olursa ceplerine girerse biraz bu taraftan destek olur diye düşündük. Öyle kurduk kooperatifi. Bütün bu zorluklar karşısında yine de burada sizin beraber çalışma yürüttüğünüz kadın arkadaşlarınızla durumunuz nasıl? Yani yine de o mücadeleci, o kadının direngen ruhu sizi bir arada tutuyor mu? Yaklaştırıyor mu? Kesinlikle öyle. Hala mücadele ediyoruz ve hala birbirimize destek oluyoruz. Düşünün, biz 10 aydır burada bu kadınlarla birlikteyiz. Çok zor, dediğim gibi baştan beri aslında bunu çok çok fazla ifade ettim ama gerçekten zordu. Samimiyetle söylüyorum. Kurulmaya çalışıyorsunuz, kadınları düşünüyorsunuz. Kadınlar gönüllü bir şekilde sizinle çalışma yürütüyorlar ve sizden asla vazgeçmiyorlar. Yani güvenleri hala tam, hala bize yardımcı olmaya çalışıyorlar, destekte bulunuyorlar. Biz de var gücümüzle koşulları biraz daha iyileştirmeye, biraz daha olumlu hale getirmeye çalışıyoruz.
Peki son olarak önümüzde bir de yerel seçimler var. Bu kadar yerel zorluklardan bahsettiniz. Nasıl olmalı bir yerel belediyecilik anlayışı? Nasıl inşa edilmeli kent yeniden? Asıl olması gereken aslında ne diyeyim? Evet, yerel seçimler hepimizin kafasını çok fazla kurcalayan aslında. Yani kesinlikle halktan doğru olmalı yerel yönetimler. Bunun en küçük birimine kadar böyle, bu şekilde olmalı. Halkın kendisinin kesinlikle yönetimlere dahil olması gerekiyor. Dahil olup denetler durumda olmalı gerçekten. Çünkü birçok şey yapılıyor ama halka sorulmadan yapılıyor. Maalesef bize soran, işte fikrimizi alan hiç kimse olmuyor. Birçok şey oluyor, sizin haberiniz bile olmuyor. Sonradan oluyor ya da size sonradan bir yasayla ya da ne bileyim bir kanunla, bir torba yasayla bir şekilde geçirip önünüze koyuyorlar. Sizin sonradan ne yazık ki haberiniz oluyor. Şu an mesela Samandağ'da rezerv alanları ilan edilmiş ve çoğu esnafımız, Samandağ merkezinde çoğu esnafımızın iş yerleri, geçim kaynağının olduğu iş yerleri, dükkanlarına el konulmak üzere. Nedir rezerv alan? Kim ilan etmiş? Devlet tarafından ilan edilmiş. Çevre Bakanlığı'na verilmiş. Valla aslında rezerv alan, şöyle düşünün. Hani bir restorana gittiğiniz zaman bir masayı rezerve edersiniz ya. Ve o masaya hiç kimsenin oturma hakkı olmaz. Evet. Şu an devletin yaptığı da budur yani, kesinlikle. Bu alanı kendine rezerve ediyor ve kendisi kullanır hale geliyor. Orayla ilgili tüm nasıl desem, koşulları, şartları, izinleri tamamen kendine yönelik oluşturmaya çalışıyor. Bunu yapmaya çalışıyor. Çoğu esnafımız mağdur maalesef. Kiminin tek geçim kaynağı. Devlet 2 sene içinde elinize teslim edeceğiz diyor buraya. Kuracağımız yeni... Seçimden önce de böyle vaatleri vardı, evet. 1 yıl. Evet, buradaki iş yerlerini size 2 yıl içinde teslim edeceğiz diyorlar ama bu esnafın bu 2 yıl içinde nasıl geçineceğini, asla geçineceğiyle alakalı herhangi hiçbir planları yok. Yani nasıl da diyebilirim ki, yani bu konuda çok değişik durumlarla karşı karşıyayız. Bunlarla da mücadele ediyorsunuz aynı zamanda. Bunlarla da mücadele ediyoruz. Depremin yıkıntısıyla. Aynen. Bir de tam hemen üstüne de bunlar. Yani bizler de aslında sorumluluk üstleniyoruz bu konuyla alakalı. Kendim mesela burada bu mahallede muhtar adaylığına adaylık koydum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Seçilmek istiyorum çünkü birebir dahil olmak istiyorum. Gerçekten bu memleketin üzerinde karar merciğinin sadece onlardan doğru olmasını kesinlikle kabul etmiyorum. Buradaki hiçbir insan da kabul etmiyor. Bunun mücadelesini gerçekten yürütmek istiyoruz. Bizim topraklarımız, bizim yaşam alanlarımız, kimse bize sormadan bence hareket etmemeli. Madem biz buranın halkıyız, bize de bir yerde söz hakkı düşüyor yani. Kadın muhtar adayısınız aynı zamanda. Yerel yönetimlerde, özellikle muhtarlıklarda yeni yaşam inşa edilirken kadınların olmasının önemi sizce nedir? Kadınların muhtarlıklarda, yerellerde, karar mercilerinde olmasının önemi? Ya şöyle, şuradan aslında açıklama getirmek istiyorum. Biz deprem sürecinde... Deprem olduktan hemen sonra burada bir yetkilinin olma ihtiyacını çok fazla yaşadık. Ve bir muhtarın nasıl desem, yetersiz düzeyde oluşu, bu sizi birebir çok fazla etkiliyor. En azından bir üst merciye ya da daha bir üst merciye bunu taşıyabilmek konumunda olan muhtar, yani size bir çadır bile sağlayamıyor. Dolayısıyla yani ve bütün bu koşulların hepsi birebir kadınlara yansıdığı için, çünkü tabii eşlerimiz, erkeklerimiz de var hayatın içinde, onlar da var. Onlar da bizlerle birlikte mücadele ediyorlar ama kadınlar olarak yükün bütün ağırlığı tamamıyla bizim üstümüzde. Düşünün, depremi yaşıyorsunuz, dışarıda yaşam sürmek zorundasınız. Çok ilkel koşullar altında bu yaşamı sürdürmekle karşı karşıyasınız. Birinin size el uzatma ihtiyacını hissediyorsunuz ama o eli uzattığınız kimse yok. Yok nezdinde yani. Dolayısıyla biz kadınlar artık
böyle yönetimlerle karşı karşıya kalmaktan bıktık yani. Dolayısıyla taşın altına elimizi koymamız gerektiğini düşünüyoruz ve bir şekilde bunu sağlamamız gerekiyor. Bunu örgütlü mücadeleye de çevirirsek ne mutlu bize. Gazamız mübarek olsun diyelim inşallah. Başarırız yani. Deprem bölgesindeyiz. Depremin üzerinden bir yıl geçti. Bir yıldır burada sağlık emekçisi olarak hizmet veriyorsunuz. Gönüllü olarak buradasınız. Neler yaşadınız bir yılda? Burada neler yapıldı ya da yapılmadı diyeyim. Yani sağlık emekçisi olarak ilk günden itibaren zaten bir göz ardı edilme hali vardı. Çünkü bizlerin çalışma yaşamlarında bir şeyleri vicdan ve merhametle yaptığımız üzerinden yürütülüyor olmasından kaynaklı soyut kavramlar üzerinden aslında yaşamlarımızın olgunlaştırılması, barınma koşullarımızın, çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi ya da çalışma koşullarının içerisinde çocuğu olan arkadaşlarımızın çocuklara göstermeleri gereken o bakım emeği sürecinin kolaylaştırılmamış olması gibi gibi aslında birden fazla değişkeni olan, aynı zamanda depremzede olan, depremden etkilenmiş olan arkadaşlarımızın da burada çalışmaya mecbur bırakılıyor olması, herhangi bir il değişikliği noktasında yeterli müsamahanın gösterilmiyor olması, yatayına mecbur bırakılıyor olmaları ya da istifaya mecbur bırakılıyor olmaları aslında kendi içinde çok da sağlık emekçisini gözetmeyen, tıpkı yıllardır olduğu gibi ama siz zaten insan kurtarmak için varsınız diyerek, sanki bu bir meslek değilmiş de biz vicdani yükümlülüklerimiz gereğince bu işi yapıyormuşuz gibi bir sürece indirgenmeye çalışıldı. Nitekim bir yılın sonunda da hala aynı durumun içerisindeyiz. Gerek birinci basamak çalışan olan aile hekimi arkadaşlarımız, gerek birinci basamak çalışan olan hemşire arkadaşlarımız, ikinci, üçüncü basamaklarda çalışan arkadaşlarımızın gerek hastane içerisindeki materyallerin tamamlanması, hastanenin koşullarının iyileştirilmesi, hastaneye giden yolların olgunlaştırılması, hem hasta için hem hastaya bakmak, hastanın tedavisini sürdürmekle yükümlü olan bizler için olgunlaştırılmadı. Yani söz konusu Erzincan depremini düşünecek olursak kamu personellerinin daha çok teşvik edilmesi gerekiyorken deprem bölgesine gidip hizmet üretmenin bir motivasyonun olması gerekiyorken burada motivasyonun kurgulanmasını bir kenara bırakın. Aksine motivasyonu nasıl düşürelim de insanlar nasıl kenti terk etsinler gibi bir atmosfer vardı aslında. Hala hiçbir şey tam anlamıyla olgunlaşmış değil. Sağlık emekçileri için kurulmuş olan konteyner kentlerin barınma için yeterli olduğu düşünülmekte. Ki onları da tek kişi değil, ikişer kişi kalabiliyorlar. Ailesi varsa eğer ailesiyle beraber kalabiliyor. 20 metrekarelik bir alan içerisinde. Evet, halkın da büyük bir çoğunluğu şu anda bu şekilde kalıyor. Prefabrikleri kendi yapabildiği insanların kendi prefabriklerinde kaldıklarını biliyoruz ama yani bir sağlık emekçisinin ya da daha doğrusu tüm kamu personellerinin koşullarını iyileştirebilmemiz gerekiyor ki aslında daha etkin bir hizmet üretilebilsin. Ancak böyle bir koşulun da olgunlaştırılmadığı, aksine teşviklerin de sağlanmadığı, olanın da kenti terk etmesi üzerine kurgulanan süreç şu anda aslında herkes tüketmiş durumda. Yani kimsenin artık böyle hani bir şeyleri düşünmesi gelmiyor. Yani işe artık bir mesai gibi bakma. Esnek mesaiyle çalışılıyorsa 15 günü tamamlayayım, 15 gün içerisinde kenti terk edeyim ki bir kafamı toparlayabileyim. Ama arkadaşı atıyorum rahatsızsa ve o 15 gün bir haftaya uzuyorsa mesela arkadaş için artık o bir işkence sürecine dönüşmeye başlıyor resmen. Çünkü çok fazla maruz kalıyor. Kendisi zaten buralı, travmatizeydi, depremi yaşamıştı. Ya birden fazla değişken var aslında. Kadın arkadaşların yaşadıkları ise bambaşka şeyler aslında. İşte üniversite hastanelerinde ya da eğitim araştırmalarda çalışan hemşire arkadaşlarımız 12 saatte çalışıyorlar. Sabah 8'de çıkıp akşam 8'de geliyorlar. Partnerleri de aynı şekilde çalışıyor. Günün sonunda çocuğun bakımıydı gibi hiçbir koşulun olgunlaştırılmadığı, Samandağ Hastanesi'ne baktığımızda bir ilçe sağlık müdürlüğünün alanı olarak belirlenen kreş alanı çocuklara verilmemekte. Eğitim araştırmalarda konteynerden, prefabrikten yapılan alanların hiçbirinde bir odanın çocuklar için kurgulanmadığı gözlemlenmekte. Yine kentin içerisine baktığımızda birinci basamak çalışan olan arkadaşlarımız, yani aile sağlığı merkezlerinde çalışan arkadaşlarımız da saat 5'lere kadar aslında sağlık aile sağlığı merkezlerinde kalmakta. Ve hepsinin çocukları şöyle saat 12'de çıkıyor ya da 12'den sonra eğitime gidiyor. Çünkü okulların yıkılması ya da kolluk tarafından okulların işgal edilmiş olmasından kaynaklı okullar birden fazla okul tarafından kullanılıyor.
Bu yüzden de sabahçı öğlenci mantığı bulunuyor. Eski sisteme göre devam edilmiş olsaydı çocuğun en fazla 1-2 saatlik bir boşluğu olacaktı ebeveyn gelene kadar, ama şu an günün yarısı bomboş. Kadın arkadaşlara baktığımız zaman bu da ekstra kendilerinin bir strese girmesine, ekstra süreci öğrenmemelerine, o yükü de kendi üstlerinde hissetmesine. Yani öğlen arasında öğle yemeğinden feragat edip gidip çocuğuyla ilgilenmeyi tercih ediyor. Çocuğunu okuldan almayı, eş dostundan rica etmeyi. Evet, kendi içinde bir dayanışma örneği bu baktığımız zaman, ama bunu bizim çözmemiz gerekmiyor aslında. Neden tekrardan biz manevi ve soyut olan duygular üzerinden sistemin boşluğunda olmaya çalışıyoruz? Yani şu anda kentin içerisinde kaotik bir hale dönüşen her şey bir şekilde bizlerin dayanışmasıyla, bir şekilde bizlerin birbirini gözetmesiyle aslında çözüme kavuşmakta. Peki depremzede kadınlar, normalde toplumsal yaşamın içerisinde de kadınların sağlık hizmetlerine erişmesi oldukça güç. Depremzede kadınlar sizlere ulaşabiliyor mu, ya da siz onlara nasıl ulaşıyorsunuz, onların koşulları nasıl? Ya aslında deprem öncesinde de şöyle, kadın sağlığını sadece üreme sağlığına indirgeyen bir zihniyet söz konusuydu. Üremeyi de gerçekten hani sadece doğurganlık üzerine kendi konumlandıran bir sistem aklı vardı. Hala aynı şey devam ediyor aslında baktığımız zaman. Ancak şey bile kurgulanamadı. Aylarca burada kadınların doğum yapabileceği bir hastane dahi yoktu baktığımız zaman. Daha yeni yeni başlayan, işte bunlar ilçe hastanelerinde sayıca daha az. İlk doğumunu yapacaksa zaten alınmıyor. İkinci doğumu yapıldıysa ve normal doğum yapılabildiyse alınabiliyor. Şimdi sistemin kendini konumlandırmış yeri tartışacak olursak, hala doğurganlık üzerine kurgulamış oldukları politikayı bile yerine getirebilecekleri bir mekanizma kurabilmiş değiller. Ama bütünsel olarak bakacak olursak, yani az önce değindiğimiz gibi, yani kadının bakım yükünün artıyor olması, kadının toplumsal alanda kendini güvende hissetmiyor olması, ışıklandırmaların olmuyor olması, ya da baktığımız zaman şiddetin çok fazla artmış olması, yani hiçbirimiz istisnasız, hepimiz istisnasız her gün bir şiddet olgusunun ya tanığı oluyoruz ya da bizzat kendi içinde bulunuyoruz aslında. Ya biri birine fiziksel bağlamda şiddet uyguluyor, ya sözel anlamda şiddet uyguluyor, ya cinsel anlamda. Yani yaşamın her yerinde şu anda bir öfke hali söz konusu. Hiçbir şey yaşamasanız bile trafikte onu yaşıyorsunuz. Stres altında, çalışma koşullarının ağır olduğu durumun içerisinde, hijyen koşullarının sağlanamadığı durum içerisinde kadınların birden fazla yaşadığı sağlık sorunu devam ediyor aslında. Ve hani bunun için evet ulaşabiliyor muyuz? Şöyle, grup çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz. Psikolojik anlamda kendilerini daha iyi hissedebilmeleri için. Gerekli eğitimleri düzenlemiştik aslında. Hala ilişkilerimiz devam ediyor. Görüşmeye devam ediyoruz. Ancak mesela şey de yok. Ketem, kanseri erken teşhis etmek için kurulan yine birinci basamak sağlık hizmetlerinden. Meme muayenesi için yönlendirdiğimiz ya da simeri testi için yönlendirdiğimiz kadınların pek çok çocuğunun geri dönüşü iyi de burada hala ketem yok. Sorguladığımızda hani neden keten faaliyetlerini sürdürmüyor? Ankara bazlı sorun var. Mamografi sonuçları okunamıyor. Tamam, peki neden smear testi yapılmıyor? İşte bir ay içerisinde smear örneklerinin gönderilmesi gerekiyor. Biz bir ayda gönderemiyoruz. Ya artık böyle bir sürecin içerisinde değiliz. Evet, hani kentin kaotik olduğu bir süreç vardı. Bunu kabul ediyoruz. Ama artık birinci yılı tamamlanmışken bir kentin içerisinde alınmış örneği bir ay içerisinde ulaştıramıyorsak, yani bunun altına başka bir şey sorgulamak gerekiyor. Yani kadının kendini bilmemesi, işte birden fazla aslında neden smear'e karşı bu şekilde bir yargı varı aslında erkek devlet aklıyla okumak gerekiyor baktığımız zaman. Peki devletin buradaki sağlık politikaları hakkında neler söylemek istersin? Şöyle, yıkılan kurumların hiçbirinin yerine bir yenisini yapabilmiş değil aslında. Yani kendi içinde ikiye ayırıyoruz biz. Bir koruyucu ve önleyici olan birinci basamak sağlık hizmeti. Bir de ikinci, üçüncü basamak olan kurumların yürütmüş olduğu sağlık hizmetleri aslında. Ya birinci basamak sağlık hizmetinin içerisinde neredeyse 40-50 civarlarında aile sağlığı merkezi yıkılmıştı aslında. Deprem öncesinde de apartmana taşıdıkları, sadece hekime cari bütçe diye tanımlamış oldukları ve kendilerinin kiralayıp kendilerinin ödemeleri gerektiği, biz size bina tutmak zorunda değiliz dedikleri, aile hekimlerinin bu nedenle gidip apartman katlarını tercih ettikleri ve apartman yıkıldığı gibi sağlık ocağının da yıkıldığına tanıklık ettik. Bunların hiçbirinin yerine bir yenisi yapılmadı. Sanki deprem birinci basamak sağlık çalışan arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir şeymiş gibi. Yağmalanan sağlık ocaklarının ekseninin tamamlanması onlardan beklendi. Sadece bir konteyner temin etmeyi onlar için yeterli bulmayı tercih ettiler. İkinci, üçüncü basamak sağlık hizmetine baktığımız zaman da derme çatmadan alelacele yapılmış bir hastaneyi devasa reklamlarını yaparak toplumda kışkırtılmış sağlık hizmeti talebini bir kez daha perçinlediler aslında. Defne Devlet Hastanesi'nde hala uygulanan şiddetin temelini aslında buradan çözümlemek gerekiyor.
Biz sizin için en iyi poliklinikleri yapabileceğimiz hastane yaptık. İşte hastanemiz evet yıkılmıştı, kabul ediyoruz. Güzel bir defnedeniz hastanesi yaptık. Hastane baktığımız zaman uzunca bir koridor. Psikiyatri kliniğin polikliniğine başvuran hasta kadın doğum kliniğine başvuranı görebiliyor. Yani bekleme alanları, ortak alanlar aslında insanların hepsinin travmatize olduğu aslında pek çok atak içerisinde de hastaneye başvuran aslında tehlike oluşturan, kendi içerisinde izole edilmesi gereken ya da kendi içerisinde bir şekilde konumlandırılması, gruplandırılması gereken hastaların hepsinin bir arada poliklinik sırası beklediğini görüyoruz. Zaten sıra dediğimiz bir şey yok. Çünkü reklamlarda o kadar güzel reklamları yapıldı ki baktığımız zaman sanki tüm doktorlar orada. İşte tüm poliklinik hizmetleri alınabiliyor, tüm sağlık hizmetine erişilebiliyor da hasta oraya gittiğinde hekim keyfinden yapmıyor. Ya da hemşire keyfinden yürütmüyor gibi bir algıya dönüştü. Yani biz sizin için en iyisini yaptık ama orada bir eksiklik varsa o da bizle alakalı değil denildiğinde hastayı sağlık emekçisiyle, sağlık emekçisini de hastayla karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Nitekim gebe olup hastanın şiddetine maruz kalıp düşük riski yaşayan hekim arkadaşımız da oldu burada. Bunun için bir gün boyunca iş bırakma eylemini yapmak zorunda da kalmıştı. Aynı şeyler diğer ilçe hastanelerinde de devam etmekte. Yani tüm eksikler tamamlanmamakta. Üniversite hastanelerinde siz zaten YÖK'e bağlısınız deyip tamamen bir göz ardı etme hali var. Yani hala o sistemin evet depremden bu yana yürütemediği tıkanıklık hala aynı şekilde devam ediyor baktığımız zaman. Şimdi biz burada söyleşimizi yaparken de sürekli olarak iş makineleri buradan geçiyor. Şehir adeta gri bir toz bulutunun içerisinde. Hem burada depremden etkilenen yurttaşların sağlık yani sağlıkları tehlike altında, hem de siz sağlık emekçilerinin aslında bu tozun içerisinde, bu elverişsiz koşullarda bununla ilgili değerlendirmelerin neler? Yani burada yaşayacağınız herhangi sorun, sağlık sorunları sizin meslek hastalığı grubuna girer mi? Yani şöyle, aslında meslek hastalığı grubuna girebilecek mi? Onu tekrardan aynı pandemi dönemindeki gibi tartışabilmek gerekecek. Ama şu bir gerçek, daha öncesinde yazında yayınlamış olduğumuz raporda sadece Türkiye'nin bir limit değeri yok toz için. Ve ısrarla da getirmiyor aslında limit değeri. Biraz bunu da tartışmayı düşünüyoruz. PM2.5 ve PM10 dediğimiz, yani havanın içerisindeki bulunan partikül oranı. Yazın yapmış olduğumuz ölçümde 2.5 katının üstündeydi. Son yaptığımız ölçümde 4 katının üstüne çıktı. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu limit değerin 4 katı üstünde. Ve Dünya Sağlık Örgütü şunu söyler. Limit değeri aşabiliriz ama ayda 3, yılda 3 defayı aşamayız. Hani aksi bir şey olur, kentin içerisinde bir şeyin yıkılması gerekir ya da bir şey birden kendinden yıkılmıştır. Bunlar önlenemeyebilen şeyler. Yüzdelik oranı açısından bunlar normaldir de. Biz burada 30 günün 20 günü bir fiil limit değerin 4 katında aslında yaşamışız. Ve hani şey gibi tartışıyoruz bunu. Aslında biraz bir şu zamana kadar alanında uzman arkadaşların da yanlış yönlendirmesi. Sanki asbest yoksa tamam bu toza bu şekilde maruz kalabiliriz gibi düşünüyoruz falan. Ama hayır, erken dönemde astım olabiliyorsun, KUA olabiliyorsun, bronşit olabiliyorsun, akciğerler tıkanabilme, dilat olabilme ihtimalleri yüksek. İleriki döneme baktığımız zaman asbest bulunmayabilir ama silika, eternit gibi maddeler de aslında kanserojen özelliğe sahip olan. Nitekim toz zaten bağışıklık sistemi düşen bir coğrafyanın içerisindeyiz şu anda. Toza bağlı bir şekilde işte vücutta ve deri altında işte tahriş olmaya bağlı daha fazla deri hastalıklarında çoğalmaya başladığını, yani yazın mesela deri hastalıklarından gerçekten şeyi artık hastanelerin, birinci basamak sağlık hizmetlerinin ciddi bir yakınması söz konusu. En temel nedeni düşmüş olan bağışıklık sistemi ve üstüne eklenen çevresel koşullardaki toz, kirlenmiş su, atık gibi gibi birden fazla etkeni olan durum vardı aslında baktığımızda. Şu kuşkusuz hepimiz iyi hissetmiyoruz. Yani çok genç bir hekim arkadaşımız, 29 yaşlarında olmalı. Depremin yanılmıyorsam 5. ya da 6. ayda astım tanısı konulduğunda aslında. Ailede böyle bir öykü bile yok. Tamamen burada maruz kalmış olmaya bağlı. Sabah uyanıyorsun mesela, boğazın dolu bir şekilde uyanıyorsun. Yani bunun nedenini de biliyorsun aslında. Ve şu dediğim gibi, yani bu bir gerçek. Pek çok evet, hani asbesti belki tartıştığımız zaman maruziyet oranı açısından anlam ifade edebilecek bir noktaya varmayabiliriz ama asbest yoksa biz bu havaya bu şekilde maruz kalmak zorunda değiliz. Ya bir de şunu da tartışabilmek gerekiyor. İş makinesini sadece hani toz kaldırıyor, biz toza maruz kalıyoruz gibi değil. Yani öyle bir devasa bir yıkım söz konusu ki insanların hassasiyetlerinin gözetilmedi. Bir iş makinesi gelip binayı yıkıp 3 gün boyunca gidebiliyor. İnsanlara birinci günü hatırlatıyor. Çünkü birinci günde de o bina yıkılmıştı ve 3 gün boyunca orada kalmıştı. İş makinesi pat 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 vurmaya devam ediyor. Bir bakıyorsun çevresinde aslında 3,5 büyüklüğündeki depreme benzer sarsıntılara neden oluyor.
Ya da şeye bakıyorsun gene, dinamitli patlatma meseleleri dün bile devam ediyordu. Dün öyle bir patlatma şey düşünüyoruz. Yağmur mu yağacak acaba? İşte gök mü gürledi acaba? Hayır, aslında aşağıda dinamitli patlatılmış. Yani bunların bilgilendirilmesi, öncesinden söylenilmesi gerekiyor. Zaten travmatize, tetikte kalan bireylerin olduğu bir yerin içerisindeyken daha da travmatize etmenin bir anlam ifade etmediğiyle yüzleşmesi gerekiyor. Ama buna dönük de bir adım söz konusu değil. Bir yıl neredeyse hiçbir şey yapılmadan, elverişsiz koşullarla, halk sağlığı gözetilmeden bitirildi. Önümüzdeki yıl daha insani koşullarda geçmesi, burada yeni yaşamın olması gerektiği gibi inşa edilebilmesi için neler yapılması gerekiyor diyeyim. Yani şöyle, öncelikle gerçekten insanoğluna yaraşır bir biçimde barınma koşullarının iyileştirilmesi gerekmekte. Artık konteyner kent temin ettik, tamam konteyner kentte yaşayabilirsiniz cümlesinin bir kenara bırakılması gerekiyor ki bu gerçekliği de yansıtmıyor. Pek çok çekiminizde de denk gelmişsinizdir aslında. Hala çadırlarda, çadır öbeklerinde, aslında ismine çadır kent denmese de görüntü itibariyle çadır kentten çok da farkı olmayan öbeklenme biçimleri söz konusuyken, kapısı brandadan, gece ne olacağını bilmediğin bir yaşam alanını paylaşmadıkları bir şeye dönüşmemiz gerekiyor artık. Konteyner kentte değil ifade ettiğimiz şey. Bir önce prefabriklerin yapılması gerekiyor. Temiz içme suyu hakkında doğru düzgün bir çözüm bulunabilmesi gerekiyor. Temiz hava hakkında aynı şekilde doğru düzgün bir çözüm bulunması gerekiyor. Şehirde yıkımdan sonra geriye kalan artıkların bir an önce toparlanması gerekiyor. Çünkü bu da kendi içerisinde insanların devamlı buna maruz kalmasına neden oluyor. Biz bu görüntüyü görmek zorunda değiliz. Yolların bir an önce onarılması gerekiyor. İnsanların yol masraflarını ödedikleri de aslında gayet bu kadar yoksulluğun içerisinde onarılmamış olan yollar her gün kendilerinin ya yürürken yaya olarak kullandıkları yolda ayrıca sorun yaşamalarına neden oluyor. Ya da araçlı olan kişilerin ekstra bir masrafına neden oluyor baktığımız zaman. Yani bu da çok toplum sağlığından ayırt edebileceğimiz bir şey değil. Kadınların kendini çok çok daha güvende hissedebilecekleri bir mekanizmanın kurulabilmesi gerekiyor. Şiddete uğradıklarında başvurabilecekleri mekanizmaların olgunlaştırılması gerekiyor. Barınma koşullarının, ayrıca sığınabilecekleri alanların kurgulanması gerekiyor. Birinci yıl tamamlanıyor. Hala çocuk izlen merkezi yok örneğin. Şiddete maruz kalan çocuğun sırf buradan uzaklaştırılacak, ta Adana'ya gönderilecek olmasından kaynaklı pek çok şiddet mağduru olan kadın başvuru yapmamayı tercih ediyor. Ben burada kalacakken çocuğum neden Adana'ya gitsin gibi. Oysa bunların aynı kentin içerisinde olması gerekiyor. Hızlı kurgulanması gerekiyor. Yani birinci yılın sonu da gerçekten hani tüm koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin sağlığın tüm bileşenleriyle bir arada kurgulanması gerekiyor. Tek başına hastane yaptık, ilaç getirdiğin dışında bir tartışmayı yürütebilmek. İnsan onuruna yaraşır bir barınma koşulunun olgunlaştırılması ve gerçekten toplumun gözetilebilmesi gerekiyor. Hani sadaka kültürüyle biz size yardım ettik artık yeterin dışına çıkmak gerekiyor. Yani insanlar yardım beklemiyor. Eğer söz konusu bir yardımsa zaten bunu da birbirleriyle dayanışarak zaten sürdürdüler. Artık sosyal devlet olarak kendi üstlerine ne düşüyorsa bunu sürdürmeleri gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hem burada verdiğiniz hizmetler için hem de değerlendirmeleriniz için. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, deprem bölgesindeki durumu, depremzedelerin hayatlarını ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Bu arkamda gördüğünüz bina gibi pek çok bina aslında burada mevcut. Hemen yanındaki bina yıkılmış. Onun molozlarının üzerinde şu anda bu anonsu gerçekleştiriyoruz. Hala hayata tutunmaya devam edenler ise yıkılan binaların içerisinde yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi brandayla rüzgarı kesmeye eşyalarını dışarıda muhafaza ederek yaşamlarını burada sürdürmeye çalışıyorlar. Çünkü gidecek başka yerleri yok. Böyle evlerde kolonları patlak, duvarları çatlamış evlerde insanlar brandalarla yaşamlarını sürdürmeye devam etmeye çalışıyorlar. Çünkü yapılacak başka bir şeyleri yok, herhangi bir yardım yok. Yine hemen yıkılan binanın üzerinde duran konteyneri görüyorsunuz. Burada da yine depremzedeler yaşama tutunmaya, hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Yıkılan binaların molozları tamamen temizlenmiş değil. Şehir tamamen bir toz bulutu içerisinde, bir harfiyat var. Ve molozların nereye götürüldüğü, ne kadar sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürdükleri de aynı şekilde bir soru işareti. Şu anda Samandağ'ındayız. Bu kadar yetersizliklere, imkansızlıklara rağmen depremin ilk gününden beri dayanışmayı sürdürmeye çalışan
sivil toplum kuruluşları, gönüllüler de var. Ama burada hala yaşamını sürdürmeye çalışanların da koşulları aslında tamamen bu arkamda gördüğünüz ev gibi diyebiliriz.